Öncelikle bu yerel yönetimlerin 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetimlerin ilçemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tabi bu anlamda tüm partilerde olduğu gibi bizim partimizde de aday adaylık başvuruları dün itibariyle başladı. Haftaya pazartesi günü 12'sinde bitecek. Belediye başkanlığı aday adaylık süreci bir haftadır. Bir de encümen ve il encümenlikleri, il genel meclis üyeliklerinin başvuruları da 3 Aralık'a kadar devam edecektir. Bugün Gölpınar ve bizim hemşehrimiz, Antalya'da olan hemşehrimiz Mehmet Demir ilk etapta gelip partimize başvuran oldu. AK Parti'den Karabasan Belediye Başkan adı adaylığını açıklamış oldu. Onun adaylığını aldı. Bugün ikinci arkadaşımız Ahmet Yıldız. Ahmet Yıldız Erzacı kardeşimiz, abimiz, eskiden beri tanıdığımız, hukukumuzun olduğu bir insan. Teşkilatlarda görev almış. Sivil toplum kuruluşunda görev almış. Yakinen bildiğimiz şahit iyiliğinin üzerine şahit olduğumuz bir arkadaşımızdır. Bu sürecin kendisi için, ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah aklımızda hayırlı olan neyse o olur diye düşünüyoruz. Tabii sabah gelen ekibe de söyledik. Karabuçan'da AK Parti bu anlamda kesinlikle nasıl olursa olsun her ülkede seçim almaya hazırlı ve belirli bir şekilde hazırlıklarını yapıyor. Elbette ki 8-9 arkadaş olacak, 7 arkadaş olacak. Sayı tam bilmemekle beraber bizim hep beklentilerimiz daha önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak. Tüm adayların çevresiyle, akrabasıyla, eşiyle, dostuyla bugün birlik ve beraberlik içerisinde nasıl hareket ediyorsak yarın da açıkladıktan sonra aynı şekilde, aynı temennilerle elini taşın altına koyarak bu anlamda sahada olarak, çevresiyle, yapısıyla beraber sahada olarak AK Parti'nin kazanabilmesi için, belediye başkanlığını buradan tekrardan geri alabilmek için ellerinden geleni yapacaklarına olan inancımız da tamdır. Tabii süreç nasıl olacak? 12'sinden sonra partimiz temayül yoklamalarını zaten bu anlamda özellikle mesaj yöntemiyle aldı. Hatta yüz yüze görüşmelerini daha önce yaptı. Belli kriterleri oluşturdu. Teşkilatlardan da görüş almaya devam ediyor. Daha 18'de de büyük ihtimalle temayüllerden yine devam edecek. Tekrardan kırılmadan, dökülmeden 9 insan, 10 insan veya 7 arkadaş neyse fark etmiyor. Birine verildiği hepimizden birine verilmiş gibi hareket edilmesini temenni ediyoruz. Bunu özellikle vurguluyoruz çünkü kişisel hesaplar peşinde asla değiliz, olmadık, olmayacağız. Muhakkak şekilde hepimizin, elbette ki Ahmet abimiz Erzacı, Elazığ'da esnaftır, okumuş bir insan. Yani buradaki derdi muhakkak şekilde Karabosan'da bir şeyler verebilmek, hayallerini gerçekleştirebilmek arzusuyla bu yola girdiğine inanıyoruz. Allah niyetinin, halis niyetinin hayırlara vesile kılmasını temenni ediyor. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Teşkilat olarak hayırlı uğurlu olsun anada bir. İnşallah görüş alalım kendisine. Belediye Başkan'a bu temelleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 seçimlerinin ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi seçimlerde yaklaşık 7 ay önce ben hazırlıklarıma başladım. 7 ay önce çalışıyorum. Bu vesileyle aday adaylık süreci dün itibariyle başlayınca ben de resmi başvurumu yapmak üzere ilçemize geldim, ilçe başkanlığımıza geldim. Biliyorsunuz insanın bu dünyada yapması gereken sorumlulukları var. Bunlardan bir tanesi de olduğu dünyayı, olduğu ortamı, olduğu ülkeyi güzelleştirmek. Bu alan sevdiği bir vasıftır. Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla insan olarak bu sorumluluğu yapabilmenin mücadelesini veriyorum. Bu mücadelemi bir adım öteye gitmek, götürmek için belediye başkanına aday adayı oluyorum. Doğup büyüdüğüm, okuduğum ailemin büyük kısmının yaşadığı güzel ilçeme bu anlamda faydalı olmak istiyorum, hizmet etmek istiyorum. Ben bu hizmeti de siz değerli hemşehrilerimle beraber yapmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse 31 Mart seçimlerinde Karakoçan ilçemizde AK Parti'den aday adayı olmayı düşünüyorum ve bu yüzden resmi başvurumu yapıyorum. Adaylığımın aileme, ilçeme, ilimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
dosyayı alırken aday başvurumuzun dosyasını alalım. Gerekten şey içindedir. Şimdi zaten bir görüntü de şeyde alsanız burada da. Tamam, burada zaten her şey bitmiştir. Şimdi gerçek resmi ortamda mı çıkmışız? Şimdi İdris sizlerle beraber daha hepsi sabah ortamda. Ben bunu çok fazla şey İdris bunu da